Aşağıdaki seçeneklerden her birini ölçmek için en uygun birimleri belirleyiniz. Bir tepsi kurabiye pişirmek için gereken süre. Bu süre genelde dakikalarla ölçülür. Dakikayı seçiyorum. Pişmesi uzun süren bir şeyi fırına vermiyorsanız dakika olmalı. Dakika buraya uygun bir birim. Bir fincan kahve doldurmak için gereken süre. En fazla 1-2 saniye sürer. Yani saat veya yıl olmayacağı kesin. Dakikayı da kullandığımıza göre, zaten dakikada olamazdı. Dakikalarca sürmez bu iş. Sadece birkaç saniye sürer. Arabayla İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için gereken süre. Bu yolculuğun yıllarca sürmeyeceğini umuyorum. Tam mesafeyi bilmiyorum ama 4-5 saat sürüyor olması lazım. O halde saati seçiyorum. Birkaç örnek daha çözelim. Aşağıdaki seçeneklerden her birini ölçmek için en uygun birimleri belirleyiniz. Kilometre, metre ve milimetre verilmiş. Başındaki kilo, bin anlamına geliyor. Yani bu, bin metreye eşit. Bunun başındaki mili ise, binde biri demek. Yani, metrenin binde biri bu. Şöyle de düşünebiliriz. Bir metre, bin milimetre ve 1 kilometre 1000 metre. Bu uğur böceğinin boyu. Hmm. Bu dev canavar bir uğur böceği değilse, boyu milimetreyle ölçülüyor olmalı. Ortalama insan boyu. Ortalama insan boyu bir şey metredir. Bir metreden uzundur zaten de, iki metreye de yakındır yani. Özellikle de ortalama yetişkin erkek boyu. 2 metreye bayağı yakındır. O yüzden metreyi seçiyorum. Bir maratonun uzunluğu. Yani uzun mesafeli bir koşu yarışmasından bahsediyoruz. Mesela Amerikan birim sisteminde bir maratonun uzunluğu 26 mildir. 1 kilometre 1 mile eşit değil. 1 mil yaklaşık 1,6 kilometreye karşılık geliyor. Yine de bu uzunluğu kilometreyle ölçmek mantıklı. Bir maratonun uzunluğu kilometre veya mil cinsinden verilir. Eğer Amerikan birim sistemini kullanıyor olsaydık, bir insan boyunu fit cinsinden vermemiz gerekirdi. Ama madem metrik birimler kullanıyoruz, o halde metreyle ölçüyoruz. İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe. Yine karşımıza çıktı. Arada bin kilometreden fazla bir mesafe olması lazım. Kilometreyi seçiyorum. Yok canım, ne bini? İstanbul Ankara arası kaç yüz kilometre? Ben bayağı Edirne Ardahan arası mesafeyi düşündüm. İstanbul Ankara arası birkaç yüz kilometre ama kilometre cevabım değişmiyor. Orta büyüklükte bir yüzme havuzunun uzunluğu. Metre burada akla yatkın bir birim gibi görünüyor. Yüzme havuzları 25 metre, 50 metre gibi uzunluklarda olabilir. Bir ekmek diliminin kalınlığı bir dilim ekmek. Bir metreden çok daha ince olduğu kesin. Dolayısıyla milimetreyi seçiyorum. Şimdi cevaplarımızı kontrol edelim. Evet, doğru yapmışız. E hadi o zaman bir tane daha çözelim. Aşağıdaki seçeneklerden her birini ölçmek için en uygun ağırlık birimlerini seçiniz. Ons ve pound verilmiş. Bu birimler bize tanıdık gelmese de, Dünyada yaygınca kullanılan ağırlık birimleridir. Hatırlayalım. 1 bir ons 28,349 gramdır ve 1 pound da 453,592 grama denk geliyor. Ayrıca 1 pound 16 ons. Yani 1 ons 1 pound'un 16'da biri. Koltuk, bir koltuk bayağı bir pound eder. Muhtemelen 100 pound'dan daha ağırdır. Bunu pound kümesine atıyorum. Kurabiye. Eğer çok büyük bir kurabiye değilse bu 1 pound'dan daha hafif olması lazım. O halde bunu rahatlıkla buraya atayabiliriz. Bir kurabiyenin ağırlığını ons cinsinden vermek mantıklı çünkü. Evet. Televizyon. Gün geçtikçe hafifliyor bu aygıtlar ama yine de bayağı bir ağırlar hala birkaç pound, hatta onlarca pound ağırlığındalar. Onun için pound'u seçiyorum. Kraker. Yine eğer devasa bir krakerden bahsetmiyorsak, çoğu kraker çok çok hafiftir. Kurabiyeden bile daha hafiftir. O yüzden bunu da ons kümesine atıyorum. Aslında bu kurabiye ve kraker devasa olsaydı ne kadar harika olurdu değil mi? <laughs> Hoşçakalın.